İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu basın toplantısında yine dini göndermelerde bulundu. Filistinlileri Tevrat'ta geçen Amaleklilere benzeterek savaş çağrısı yaptı. Kutsal kitabımız Amaleklilerin size yaptıklarını unutmayın der. Biz de hatırlıyor ve savaşıyoruz. İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu ülkesinin Gazze'ye saldırılarından bahsederken yine dini atıfta bulundu. Netanyahu düzenlediği basın toplantısında sarf ettiği sözlerle yine gündemde. İsrail Başbakanı daha önce İsrail Krallığı'nın yeniden kurulacağından bahseden Yeşaya kehanetlerini atıfta bulunmuştu. Hamas'a karşı Yeşaya kehanetlerini göreceğiz demişti. Netanyahu basın toplantısında bir kez daha dini atıf yaptı. Filistinlileri Tevrat'ta adı geçen Amaleklilere benzetti. Kutsal kitabımız Amaleklilerin size yaptıklarını unutmayın der. Şimdi gidin ve Amaleklilere saldırın. Sahip oldukları her şeyi yok edin. Hiçbir şeyi esirgemeyin. Kadın erkek, çoluk çocuk, öküz, koyun, deve, eşek hepsini öldürün. Netanyahu'nun sözleri özellikle sosyal medyada büyük tepki çekti kullanıcılar bu sözleri biri müslüman söyleseydi neler olurdu yorumunu yaptı. Peki İsrail Başbakanı Netanyahu neden dini göndermelerde bulunuyor? Saynur Tezel'in sunduğu Günün Nabzı programına katılan Tepav Dış Politika Program Direktörü Gülruse Sezer siyasi kazanç ve din savaşı algısı yorumunu yaptı. İsrail'de siyasetçiler bu tarz açıklamalar yapıyor, yapmak durumundalar. Hı -hı. Çünkü bir de toplumun bütün kesimine hitap edebilmek için. Çünkü Ortodoks Yahudiler de var, seküler Yahudiler de var. Ve mevcut 6. işte Netanyahu hükümetinin hani koalisyonunu düşündüğümüz vakit bu tarz mesajlar ver vermek durumunda o koalisyonda bir arada tutabilmek için. Netanyahu'nun açıklamasını bir de şöyle de yorumlarım. Bakın ben hani e, 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 İslami cihat'a yönelik olarak e, bu Müslümanlara yönelik olarak bir e, savaş veriyorum. Siz işte Hristiyanlar olarak ki hani onlardan da bir sempati duyma refleksi de oluyor, yani bir arzusu olduğunu anlıyorum. Ama bunlar çok e, tehlikeli açıklamalar.